Vallahi billahi bak ben 4 gün ekstra yani 4 gün ya burama kadar ıslak cenazelerin başında bekledim ya. Bir savcı gelmedi ya. Yani ekmek istemedik, dozer istemedik, bir şey istemedik. Savcı gelmedi ya. Böyle bir şey var mı ya? Hazır gün geldi. 4. gün ya. Hepsi şahit ya. 4. Nerede beklettin? Arabamın içinde. 30 yıl vergi verdim abi ya. Bir gün kolum kırıldı ya. Bir gün kolum kırıldı 30 yılda ya. Allah'tan kork ya. Neyse. Sayın Vekilim hoş geldin. Yani ben senden ekmek istemedim. Ben senden dozer istemedim. Sadece bir savcı istedim. Bir savcı istedim abi ya. Bir savcı gelmedi ya. 4 gün 17 derece soğukta bekledim ya. Cenazelerin başında ya. Böyle bir Allahsızlık var mı ya? Bizim görevimiz eksikleri bulup bir daha deprem yaşandığı zaman enkazın altında kalmamak, mağdur olmamak. Maalesef görevini yapması gereken kurumlar görevlerini yapmıyorlar. Bakın bugün ortaya çıktı. Kızılay'dan hala bugün depremin 21. günü herkes çadır dilenirken, çadır isterken Kızılay kendi çadırını, elindeki çadırı Ahbap denen kuruluşa satıyor, sivil toplum örgütüne satıyor. Yani devletin çivisi çıkmış. Bakın Kızılay'da hangisini eleştireceksin? Ellerinde 2500 çadır kalmış, onu mu eleştirelim? Bu çadırı Kızılay gibi bir kurum ticarileşmiş satmasına mı eleştirelim? Neyin eleştirelim? Nereyi tutarsanız elinizde kalıyor. Konteyner lazım diyorsunuz değil mi siz? Hepiniz konteyner diyorsunuz, bağırıyorsunuz. Kış diyorsunuz, -20 diyorsunuz. Malatya'da 580 dönümlük Kızılay'ın konteyner üretim merkezi var. Vakum fabrikası. Evet, eski vakum. Tahmin edin kaç konteyner üretiyor günlük? 20 konteyner üretiyor günlük. 20. Ticarileştirdikleri gibi. Keşke doğru üretebilselerdi. Ya Kızılay gibi bir kuruluşun elinde çadır olmaz mı? Çadır olmaz mı? Maalesef Türkiye'yi liyakatsızlık öldürüyor. Kızılay'ın başındaki de liyakatsız, devletin başındaki de liyakatsız. Memleket liyakatsızlığın yüzünden enkaz altında kalıyor. Sen deprem olmuş 10 yıl diyorlar. Ya sen tut bakalım 5 milyon çadırı, 3 milyon çadırı. Hatırlayın Van depreminde. Muhalefet eleştiriyorsun. Utanmasa diyecekler ki depremi de Bay Kemal yaptı diyecekler. Böyle bir rezillik olmadı. Eğer biraz onur varsa, biraz şahsiyet varsa o Kızılay'ın başındaki istifa etmeli. Kızılay bu memlekette herkesin ortak kurumuydu. Maalesef Kızılay'da kimse güvenmiyor. Niye? Çünkü Kızılay Amerika'daki Manhattan'daki binaya 10 milyon dolar para gönderiyor. Senin görevin mi kardeşim? Senin görevin mi? Sen çadır yap, konteyner yap. Bu millet bu soğukta kırılıyor hala. Hala 21. günde çadır istiyor herkes. Maalesef Türkiye'yi liyakatsızlık, vasıfsızlık öldürüyor. Değerli arkadaşlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaparak asker sahaya sürdük diyerek milleti kandırmakta adeta açıkça yalan söylemektedir. Ben depremin sabahın 9.30'unda Malatya'daydım. Gittim bizim de yakınlarımız Hayat Sitesi'nin önüne gittim. İnönü Caddesi'ndeki enkazların üzerine gittim. Kimse yok. Vali Bey'e gittim. Komutana gittim. Dedim ki komutanım askere niye yoktu? Askere lütfen sahaya sürün dedim. Not aldılar vesaire. İlk gün asker yoktu. Yoktu. İkinci gün asker yoktu. İkinci gün akşama doğru asker gelmeye başladı. Diyor ki sürdük diyor Malatya'yı. Ya senin 120 bin tane askerin var ikinci ordunun. Evet. 6500 tane sürdüm diyor. 7000 tane sürdüm diyor. Bak bizim belediyeler 6500 tane iş aracı göndermişler deprem bölgesine. Birer kişiyle çarparsan 6500. İkişer kişiyle çarparsan 13000. CHP'nin belediyeleri bile senden daha fazla göndermiş. Asker bizim göz bebeğimiz asker değil mi? Göz bebeğimiz. Ordumuz. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bazı korkuların neticesinde askeri sahaya sürmüyorsun. Şunu söyleyelim, askerimiz disiplinli. Arama kurtarmada uzman. Askerimiz disiplinli mi? Arama kurtarmada uzman. Geldiler. Üçüncü gün, dördüncü gün gördüm hakikaten. Müthiş çalıştılar. Askerlere teşekkür ediyoruz ama yalan söyleyerek o askeri deprem bölgesine sürmeyen Hulusi Akar'ın da istifa etmesini bekliyoruz. Aynen. Yazık. Söylediği her şey yalan.